Benim canım arkadaşlarım selamlar ben SML Hoca Trigonometri kampındayız arkadaşlarım ve trigonometrik fonksiyonların indirgenmesi konusunda kalmıştık Hemen kitabımızdan arkadaşlarım sayfa numaralarını ben sana bir güzel söyleyeyim Bak nerede biliyor musun 31. sayfadan başlıyor bugün işleyeceğimiz konu 32, 33, 34 ve 35 Yani toplamda sevgili arkadaşlarım 31'den başladığımıza göre 5 sayfa işleyeceğiz Bu canım güzelim kitaptan arkadaşlarım Biliyorsunuz ki konu anlatırken genel itibariyle böyle konu kavrama örnekleri çözülür ya işte bu kitap bunu çok güzel yapıyor tamam eyvallah ama bununla da kalmıyor. Senin karşına ÖSYM'nin sorabileceği bütün ama bütün soruları da karşına çıkarıyor. Yani tamam bir konu için 128 sayfa ki öyle testleri var ki o testlerdeki sorular da mükemmel. Ee, bir konu için 128 sayfa çok mu? Evet çok ama zaten mantığı da bu. Yani trigonometriyi kafanda tarih etmek istiyorsan fasikül çözeceksin. Türevi kafanda tarih etmek istiyorsan fasikül çözeceksin. Ya da 10 numara 5 yıldız bir konu anlatımına ihtiyacın var. Evet arkadaşlarım artık hazırsanız dersimize geçebiliriz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın başlayalım dersimize. Evet ne dedik trigonometrik fonksiyonların indirgenmesi demiştik. Hemen şöyle şuraya bir bakış atalım. Bak burada nokta noktalı yerler var. Bunları bir doldurmamız lazım değil mi seninle? Hadi bakalım. Böyle nokta noktalı yerleri tanım üzerinden doldurmak kadar zor bir şey yok bak. Tanım üzerinden doldurmak kadar zor bir şey yok arkadaşlar. Ne demek mi istiyorum? Şimdi göreceksin. Bak Alfa a artı teta ifadesinde a artı teta ifadesinde a pi veya 2 pi ise yani pi artı teta veyahut 2 pi artı teta ise tamam mı? Şimdi pi'ye ekliyorsan ya da 2 pi'ye ekliyorsan demek istiyor. Arkadaşlar fonksiyonun trigonometrik fonksiyonun Şimdi önce bölgesini belirleyeceğim. Bölgesine göre işaret belirleyeceğim. İşaretini belirlediğin için zaten otomatikman bölgesini de belirlemiş olacaksın. O halde diyorum ki önce bu fonksiyonun işaretini belirle. Tamam mı? Ve daha sonrasında tedayı yalnız bırak. Yani öyle isim misim değiştirme muhabbetine burada girmiyoruz. İşaretini belirlesen yetiyor. Şimdi a eşittir pi bölü 2 veya a eşittir 3 pi bölü 2 ise yani pi bölü 2 Artı teta ya da 3 pi bölü 2. Şurası 3 arkadaşlar. Orayı yazamadım. Tekrar yazalım. Şöyle yapalım. 3 pi bölü 2 artı teta ise. İşte burada da diğerinden farklı olarak şunu yapıyoruz. Önce işaretini belirliyorsun. İşaretini belirledik. İşaretini belirledikten sonra da isim değiştirilir. İsim değiştirilir. Yani ne demek isim değiştirilir? Ne oluyor şimdi? Hocam sinüsü kosinüs yaparsın ya da kosinüsü sinüs yaparsın veyahut tanjantı kotanjant yaparsın ya da kotanjantı tanjant yaparsın isim değiştirirken. Ve teta'yı yalnız bırakıyorsun. Örnek 1'e bakalım. Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini bul demiş bize. Şimdi pi. Hepsi pi bunların ve 2 pi. O halde isim değiştirmeyecek. İşaret belirlesek yetiyor. Şimdi pi'den alfayı çıkarınca ikinci bölgeye düştüğü için ikinci bölgede sinüs pozitiftir. Dolayısıyla burası sinüs alfadır arkadaşlar. Üçüncü bölgeye düşer pi'ye alfa eklersek. Üçüncü bölgede kosinüs negatifti. O halde burası da eksi kosinüs alfadır. Tanjant pi eksi alfa ikinci bölgeye düşer ve ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için eksi tanjant alfadır. Kotanjant 2 pi eksi alfa dördüncü bölgeye düşer. Dördüncü bölgede dördüncü bölgede kotanjant negatif olduğu için eksi kotanjant alfadır. Sinüs 2 pi eksi alfa yine dördüncü bölgeye düşer ve dördüncü bölgede sinüs negatiftir. Eksi sinüs alfadır dedik. Ve kosinüs 2 pi artı alfa ve şimdi 2 pi zaten sıfır Sıfırın üstüne alfa eklersen birinci bölgeye düşer. Birinci bölgede bunların alayı pozitifti. O halde kosinüs alfadır derim. Şimdi ikinci örneğimize de bakalım. Burada da pi bölü ikililer ve 3 pi bölü ikililer var. Bir bakalım neler olacakmış. Sinüs pi bölü 2 eksi alfa birinci bölgeye düşer birinci bölgede sinüs pozitiftir isim değiştirir kosinüs alfa olur. Pi bölü 2 alfa eklersem ikinci bölgeye düşer ikinci bölgede kosinüs negatiftir o halde eksi sinüs alfa olur isim değiştirdim. 3 pi bölü 2'den alfa çıkarırsan üçüncü bölgeye düşer üçüncü bölgede tanjant pozitiftir o halde burası kotanjant alfadır derim. 3 pi bölü 2 alfa eklersem 4. bölgeye düşer. 4. bölgede kotanjant negatif olduğu için eksi tanjant alfadır derim. Ve 3 pi bölü 2'den alfayı çıkardım. 3. bölgeye düştü. 3. bölgede sinüs negatif olduğu için eksi kosinüs alfadır dedim. İsim değiştirmeyi unutma. Yine 3 pi bölü 2'ye alfa eklemiş. 4. bölgeye düşer. 4. bölgede kosinüs pozitif olduğu için isim değiştirdim. Pozitif olan sinüs alfaya eşit oldu bu kısımda. Evet devam ediyorum gençler. Sağ üst tarafta üçüncü örnekle. Şimdi ne diyor? Tanjant pi bölü 2 eksi alfa. Nereye düşer bu? Birinci bölgeye. Birinci bölgede hepsi pozitif olduğu için burası kotanjant a oldu. Yani şurası kot a'ymış. Pi artı alfa e, üçüncü bölgeye düşer. Üçüncü bölgede kotanjant pozitif olduğu için isim değiştirmez ve kot a olur. Şimdi bakıyorsun buraya. kota a bölü kot ne yapar? 1 yapar. Eksi. Devam edelim. Sinüs 2 pi eksi a demiş bak kaçıncı bölge burası? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüs nedir? E, negatiftir o halde eksi sinüs a'dır burası. Bir de başında eksi vardı hocam o halde burası ne olur? Eksi 2 çarpı sinüs a olur. 5 pi bölü 2 dediğimiz açı esas ölçüsünü bulursan yani 5 pi'yi sen 4'e bölersen kalanını bulacağım. Ne yapar? 4 kalan 1. Demek ki bu pi bölü 2'ymiş aslında. Yani burası pi bölü 2 artı a'ymış arkadaşlar. İsim değiştirecek pi bölü 2 olduğu için ikinci bölgede kosinüs negatif olduğundan demek ki burası neymiş? Eksi sin a'ymış. E sin a ile sin a gitti. Eksi 2'yi de eksi 1'e böldüm. 2 geldi. Demek ki 1'den 2'yi çıkaracağız ve cevabı eksi 1 diyeceğiz gençler. Devam ediyorum dördüncü sorumla. Şimdi bu ifadenin en sadeleşmiş şekli nedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapabiliriz. Sinüs eksi alfa eksi pi demiş ya hani bize burada. Şimdi ben burada eksi pi'nin şöyle gösterelim. Eksi pi ne taraf? Şurası mı? E, artı pi de orası. Bak burası artı pi burası eksi pi. Demek ki buradaki eksi pi aslında pi'ymiş. Yani ben burayı nasıl yazarım? Sinüs pi eksi alfa olarak yazabilirim. Eksi. Şimdi şuraya bakıyorum. Eksi pi bölü 2 demiş. Eksi pi bölü 2 dediği yerde eksi pi bölü 2 şurası. Yani artı 3 pi bölü 2 demek. O halde kosinüs 3 pi bölü 2 artı alfamız var burada da. Artı tanjant pi bölü 2 artı alfa demiş. Buraya bir hemen çevirelim bunu. Kaçıncı bölgeye düşüyor? İkinci bölgeye. İkinci bölgede tanjant negatif olduğu için isim de değiştirir. Eksi kot alfa olur. O halde ben şunu eksi yapayım. Buraya direkt kot alfayı yazalım. Oradan kurtulalım. Bir de burada eksi 2 pi demek ile artı 2 pi demek yani sıfır demek aynı şey. Dolayısıyla burası kotanjant eksi alfa olacak. Kotanjant eksi alfa. Hatta ve hatta 2 pi eksi alfa olarak kalsın. Çünkü kotanjant eksi alfanın tek fonksiyonluğundan daha bahsetmedik henüz konu anlatımında. Şimdi o zar bu zarfı kaçıncı bölgeye düşer? Dördüncü bölgeye. Dördüncü bölgede kotanjant negatif olduğu için eksi kotanjant alfadır. Bir de eksi var başında artı kotanjant alfa yapar. Bak burası ne olmuş oldu? Eksi kot alfa artı kot alfa gitti. Şimdi şuraya bakalım. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için sinüs alfadır. 3 pi bölü 2'ye eklemiş isim değiştirecek bir kere. eksiyi yazalım. İsim değiştirecek. Kaçıncı bölge burası? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs pozitif olduğu için... Kosinüs ne oldu? Sinüs oldu ve sinüs alfa yaptı. E sin alfadan sin alfa çıktı hocam o da sıfır. Demek ki cevap sıfırmış. Tamam. Böyle sayfanın ortasında yalnız başına duran bir sıfırmış arkadaşlar cevap. Kosinüs eksi x. He tamam. Şu olay. Kosinüs 2 pi eksi x. Bu neye eşittir? 2 pi'den çıktığı için dördüncü bölgedeyiz. Dördüncü bölgede kosinüs pozitiftir. Bundan kaynaklı da burası kosinüs x'tir. Hangisi kosinüs x'e eşittir diye soruluyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi kosinüs eksi x kosinüs x'e eşittir. Neden? Çünkü ben bunun üzerine 2 pi eklersem aynı açıyla karşılaşırım. Bu da kosinüs 2 pi eksi x'tir. 2 pi'den çıktığı için 4. bölgededir. 4. bölgede kosinüs pozitiftir ve pozitif olduğu için de burası kosinüs x'e eşittir. Bak kosinüs x'e eşit olanları soruyordu. Dolayısıyla birinciyi aldım. Devam. Sinüs x eksi pi bölü 2 demiş. Eksi pi bölü 2 aslına bakarsan 3 pi bölü 2'dir. 3 pi bölü 2 artı x demiş. Dördüncü bölgede sinüs negatif olduğu için eksi kosinüs x'e eşittir burası. Ben kosinüs x'i arıyordum. Kimse kusura bakmasın. Eksi kosinüs x'i aramıyordum. Gitti. Kosinüs pi eksi x. 180'den çıkarmış. İsim değiştirmeyecek. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi kosinüs x'tir. Bunu almadıysam bunu da almam değil mi? Gitti. 3 pi bölü 2'den çıkarmış isim değiştirecek kosinüs olacak ve sinüs 3. bölgede negatif olduğu için eksi kosinüs x'tir. Yine aynı mantıkla bunu almadıysam bunu da alamam. Cevap neymiş? Yalnız 1'miş hocam. Tamam. Evet artık devam edebiliriz. 32. sayfamızda 6. örneğimize. X neredeymiş gençler? X neredesin? X sıfırla pi aralığında. Yani birinci bölge mi ikinci mi? Bilmiyorum. Yani Birinci bölgede olabilir, ikinci bölgede olabilir. Şöyle gösterelim o halde. Ya burada ya burada. Çünkü sıfır bura, pi bura. Tamam. Şimdi. 3 pi bölü 2'ye x eklediğine göre 3 pi bölü 2'ye x eklediğine göre dördüncü bölgeye düşer. Dördüncü bölgede sinüs negatif olduğu için burası isim değiştirip eksi kosinüs x olur. Şimdi eksi kosinüs x neymiş? 15 bölü 17'ymiş. O zaman... Kosinüs x nedir? Tabii ki de eksi 15 bölü 17'dir. Lan bir dakika dur. Kosinüsün cevabı negatif çıktı. O zaman birinci bölgede olamaz. Kesinlikle ikinci bölgede. Tamam bizim x dediğimiz açı ikinci bölgedeyiz. Kotanjant pi bölü 2 artı x. Hocam pi bölü 2 eklediği için isim değiştirir. Kotanjant ikinci bölgeye düşüyor bak burada. İkinci bölgeye düştüğü için de negatiftir. Eksi kot x'tir bu deriz. Daha sonrasında bir üçgene ihtiyacım var. Bu üçgende de gençler, dik üçgen tabii ki. Şuraya x diyelim örnek veriyorum. Tamam mı? Kosinüsü neymiş? Bunun 15 bölü 17. Yani burası 15, burası 17. Eksilisini karıştırma şimdi. 15, 17 o zaman burası kaçtır? 8. Bizden ne isteniyor? Kotanjant. 15 bölü 8'in eksilisi isteniyor. O halde doğru cevabımız ne olacak bizim? Ama bir, de, bir saniye. Kotanjant x'te. X nerede demiştik? Boşuna orayı bulmuş olmayalım. İkinci bölgede. ikinci bölgede kotanjant negatifti. Şimdi sadece kotanjant X nedir? 15 bölü 8'in eksilisidir. Bir de başında eksi var. Rica edelim 15 bölü 8 olur cevabımız dedik gençler. Devam ediyorum 7. sorumla. X neredeymiş bu sefer? Pi ile 2 pi aralığında. Yani şöyle gösterirsem. Şurası pi burası 2 pi değil mi? O halde ya 3. bölgede ya da 4. bölgedeymiş. 3 pi bölü 2'den çıkarmış 3. bölgeye düşer. Sinüs orada negatifti. Demek ki burası kosinüs x. Eksi 3 bölü 5. Eşit 0 mıdır? Tabi şurası eksi kosinüs x. bunu komple şu tarafa atarsam. Kosinüs x eşittir. Eksi 3 bölü 5 gelir. Güzel. Şimdi. Kosinüs. 4. bölgede mi negatif? 3. bölgede mi? Tabii ki 3. bölgede. Yani bizim açılarımız buradaymış. Şu an 3. bölgedeyiz arkadaşlarım. Bunu unutmayalım. 3. bölgedeyiz. Ve kosinüs pi eksi x gerekiyor bana. E, Pi'den çıkarmış isim değiştirmeyecek ama kosinüs negatif orada. Eksi kosinüs x olacak. E, pi bölü 2 eklemiş isim değiştirecek sinüs olacak ve kotanjant burada pardon isim değiştirip tanjant olacak ve kotanjant burada negatif olduğu için eksi tanjant x'tir. E, bir de önünde eksi var hocam. O zaman artı tanjant x'tir. Güzel. Şimdi ben kosinüs x'in eksi 3 bölü 5 olduğunu biliyorum. O zaman eksi kosinüs x'in x nedir? 3 bölü 5'tir artı tanjantı bulmak için de tabii ki de bir üçgene ihtiyacım var. Bu üçgende şuraya x dedim. Kosinüsü neymiş? 3 bölü 5. Yani burası 3 burası 5 mi? O zaman burası 4 gelmez mi? Gelir. Bunun bana tanjantı lazım. 4 bölü 3. Tanjant 2. Pardon 3. bölgede neydi? Pozitifti. O halde 4 bölü 3 de bize tanjantı verir. Burayı 5'in burayı 3'ün en Tamam mı? 5 kere 3 15. 3 kere 4 12. Bölü 15. Yani 27 bölü 15 bize cevabı verir. Bir yerde hatamız var mı? Var. Tabii ki var. <laughs> Çünkü yani absürt geldi orası. Ben fark ettim. Bunu 5 ile değil. Burayı 3 ile burayı 5 ile genişleteceğiz gençler. 3 kere 3 9. 5 kere 4 20. Bölü 15. Yani 29 bölü 15 bize cevabı bu verir işte. Tamam Az önceki vermez. Cevabı bu verir arkadaşlar. Evet 7. örneğimizi de çözdük. Devam ediyorum. 8. örnekle alfa dar açı olmak üzere. Kot alfa ile tan alfanın toplamı neymiş? 25 12. Tamam. Sinüs pi artı alfa. Şimdi negatif eksi sinüs alfa. Daha sonrasında kosinüs pi artı alfa. E bu da negatif eksi kosinüs alfa. Yani bizden ne isteniyor? Eksi parantezinde sin alfa artı kosinüs alfa mı isteniyor yani? Değil mi? Bu mudur yani? Bunu mu istiyorsun? Pekala. Kotanjant alfa nedir? Kos alfa bölü sin alfadır. Artı tanjant alfa da sin alfa bölü kos alfadır. Bunların toplamı bize 25 bölü 12'yi vermiyor mu güzel kardeşim? Heh. Şimdi ben bunları toplayabilmek için şurayı kosinüs alfa ile burayı da sinüs alfa ile genişletecek olursam üst taraf ne gelir bak? Kos kare alfa artı sin kare alfadan 1. Alt taraf ne olur? sinüs alfa çarpı kosinüs alfa olur. Ki bu da kaçmış? 25 bölü 12'ymiş. Şimdi gençler bana sorulan ifadeye ben a desem ve daha sonrasında bunun karesini alsam yani a kareyi bulsam. Eksinin karesi zaten artı olduğu için sadece şuranın karesini alacağım. Bu da ne gelir biliyor musun? Sin kare alfa artı kos kare alfa ve artı 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa gelir bu a karedir. Şimdi sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı kaç? 1. Sin alfa ile kos alfanın çarpımını 25 bölü 12 buldum. 2 ile çarparsam ne gelir? Ee, ama yok bir saniye sin alfa e, çarpı kos alfanın çarpımsal tersini 25 bölü 12 buldum. O zaman sin alfa çarpı kos alfa buradan ne gelir? 12 bölü 25 gelmez mi? Ha tamam şimdi oldu. Burası 12 burası 25. Hocam bir de bunu 2 ile çarpacağım. O zaman ne gelir? 24 bölü 25 gelir. Şimdi bak. Buradaki 1 ile buradaki 24 bölü 25'in toplamı a kareyi veriyormuş. O halde toplarsam ne gelir? 49 bölü 25 gelir. Bize a lazım. a nedir arkadaşlar? 7 bölü 5'tir. Veya a eksi 7 bölü 5'tir. Tamam. Şimdi alfa da Sin alfa kos alfanın toplamı nedir? Sin alfa kos alfanın toplamı pozitiftir. Eksiyle çarparsam bunun cevabının negatif gelmesi gerekiyor. O zaman 7 bölü 5 değil cevap Eksi 7 bölü 5 olacaktı. Doğru cevap budur dedik sevgili arkadaşlarım. Evet aşağıdaki soru diyeceğim aşağıda soru yok. O halde biz yukarıdaki soruyla devam edelim. Özellik varmış soru da yokmuş. <laughs> Bakın arkadaşlar birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların yani tümler açıların 90'a tamamlıyorsa sinüs değerleri kosinüs değerlerine ve tanjant değerleri de kotanjant değerlerine mutlak surette eşittir. Şimdi yani sinüs alfayı ben kosinüs 90 derece eksi alfa biçimde yazarım. Kosinüs alfayı sinüs 90 derece eksi alfa. Tanjant alfa kotanjant 90 derece eksi alfadır. Ve kotanjant alfa da tanjant 90 derece eksi alfanın ta kendisidir arkadaşlar. Böylelikle artık şunu anlayabiliyoruz. Mesela sinüs 5 derece kosinüs 85 derecedir veya tanjant 12 derece kotanjant 78 derecenin ta kendisidir gibi tabi bu örnekleri sonsuz kere çoğaltabiliriz yani sıkıntı yok. Pekala 9. örneğimize bakalım birlikte. Sin kare 20. Şimdi bu nedir? Kos kare 70'tir. Kos kare 70'tir. Kos kare 70 işte sin kare 70'in toplamı da bana 1'i verir. Bölü. Alt kısma bakıyorum. Tanjant 40 nedir? Kotanjant 50'dir. Tan 50 ile kot 50'nin çarpımı o da 1'dir. 1 bölü 1 bize 1'i verir. Hayırlı uğurlu olsun. Devam. Özellik. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların yani bütünler açıların sinüs değerleri birbirine eşittir. Birbirinin diğerleri bakalım sinüs değerleri eşit. Ha virgül. Diğerleri birbirinin eksilisine eşittir. Tamam mı? Eksi eşittir. Tamam. Mesela sinüs alfa sinüs 180 eksi alfaya eşittir arkadaşlar. Kosinüs alfa kosinüs 180 eksi alfanın eksilisine eşittir. Burası da eksi tanjant 180 eksi alfadır. Burası da eksi kotanjant 180 eksi alfadır diyeceğiz. Diğerleri eksilisi. Sadece ama sadece sinüs burada sevgili arkadaşlarım sözünü geçiriyor. Pozitif olacağım ben diyor. Kararlılığını koruyor. Niye? İkinci bölgede sinüs pozitif çünkü. Yani 180'e tamamlıyor ya. Amaç o yani. Dolayısıyla kosinüs, tanjant ve kotanjant ikinci bölgede negatif olduklarından eksilerine eşit oluyor gençler. 10. sorumuza bakalım. Diyor ki tan tanjant alfa artı beta artı tan teta. Bu ifadenin eşitini bul demiş. Şimdi ABC üçgeninin açıları sırasıyla alfa beta teta'ymış ya. Burada alfa artı Beta artı teta bize neyi verir? Tabii ki de 180 dereceyi verir değil mi? E şimdi o halde ben alfa artı beta gördüğüm yere 180 derece eksi teta yazamaz mıyım? Yazarım. O zaman şuraya yazalım. Tanjant 180 eksi teta tamam mı? Tanjant 180 eksi teta artı tanjant teta soruluyor bize. Bu sorulmuş. E güzel. Şimdi tanjant 180'den çıkardım isim değiştirmeyeceğim. Neye eşit olacak? İkinci bölgede negatif olduğu için eksi tan teta'ya eşit olacak. Artı bir de tanjant teta'mız var. Bunların ikisini toplarsam sıfırı bulurum. Bu da bana cevabı verir zaten. Devam edelim. Bir özellik daha. Kosinüs eksiği sevgili arkadaşlarım tabiri caizse yutar. Tamam. Diğerleri dışarı atar. Kosinüs eksiği diskalifiye ediyor arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla sinüs içerideki eksiği dışarı atar dedik sinüs alfa oldu. Burası kosinüs kaybediyordu onu. Kos alfa. Burası eksi tan alfa. Ve burası da eksi kot alfadır. Şimdi burada dememiz o ki kosinüs çift fonksiyon olduğu için içine aldığı eksi kayboluyor gidiyor. Sinüs tek fonksiyondur arkadaşlar. Tanjant ve kotanjant ise tabi bazı değerler burada tanım kümesinde olan değerler için konuşuyoruz. Yine tek fonksiyondur diyebiliriz. Ki biliyorsun tek fonksiyonlarda f eksi x de Eksi e eşit oluyordu ve çift fonksiyonlarda f -x, f(-x) f(x)'in ta kendisine eşit oluyordu. İşte bundan kaynaklı kosinüs çift ve sinüs tek fonksiyondur denilebilir. Evet 32'de bitirdik. Biliyor musun? 32'de bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz gençler. Kaçıncı örneğimizde özellikle? Kaçıncı sayfada? 33'te. Özelliğimize bir bakalım neymiş? Derece cinsinden verilen açılar dar açıya indirilirken Bölgedeki işaret yazılır ve 180 derece ya da 360 dereceye olan uzaklığına bakılır. Bak bunlar hep kolaylık olsun diye sana verilmiş böyle örnekler ve alıştırmalar. Şimdi sinüs şu an ikinci bölgedeyiz pozitif. O zaman 180'e tamamladım. 160 sin, sin 60'a eşittir burası. 330. E negatif de eksi sinüs 30'dur. 360'a tamamladım. 225 180'e yakın 45 olacak ya. Eksi sin 45'tir. Üçüncü bölgedeyiz çünkü. Kosinüs 150, kosinüs negatifti. Eksi kosinüs 180'e tamamla 30 olsun. Kosinüs 240, 180'e yakın. Ne kadar yakın? 60 kadar yakın. Eksi kosinüs 60 olsun burası. Da. Hemen alt tarafa bakalım. Kosinüs 315, 360'a yakın. Kosinüs 4. bölgede pozitifti. Dolayısıyla kos 45'tir arkadaşlar. Devam. Tanjant 120. 180'e yakın eksi tanjant 60'tır. 180'e 60 kadar uzaklıkta. Tanjant 330'da eksi tanjant 30'dur o zaman. <laughs> Tanjant 225. Nereye yakın? 180'e. Tanjant 3. bölgede pozitifti. Tan 45'tir o zaman. Kotanjant 150. 2. bölgede kotanjant negatif olduğu için eksi kot 30'dur. 180'e 31 uzaklıkta. 240 yine 2, 3. bölgede 180'e yakın olduğu için kotanjant 60'tır diyeceğim. 315. 4. bölgede kotanjant negatif olduğu için ve 360'a 45 kadar uzaklıkta olduğu için eksi kot 45'tir diyebilirim gençler. Evet 12. örneğimize bir bakalım. Sinüs 150. Arkadaşlar nedir bu? Sinüs 30'dur. Şuraya bakıyorum. Tanjant 315. Tabii ki de tanjant 45'in eksilisidir. Kotanjant 225 tabii ki kotanjant 45'tir. 180'e yakın. Kosinüs 240 tabii ki eksi kosinüs 60'tır. Tabii önündeki eksiyle beraber artı diye düşünebiliriz. Şimdi üst tarafa bakalım. Sin 30 1 bölü 2 idi. Tan 45 1'di bölü. Kod 45 1 ve cos 60 1 bölü 2 idi. Üst tarafta 1 bölü 2'den 1'i çıkardım. Eksi 1 bölü 2 geldi. Alt tarafta 1'e 1 bölü 2 ekledim. 3 bölü 2 geldi. İkilere bay bay dediniz. Cevap karşımıza çıktı. Eksi 1 bölü 3 bize cevabı verir sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyorum 13. örnekte. Pi bölü 2'den çıkmış isim değiştirir. Birinci bölgede olduğu için kosinüs alfadır. Kosinüs a'dır diyelim. Şimdi şu 15 pi'nin 15 pi'nin eşiti nedir? Pi'dir. Çünkü 2'ye böldüm kalan bir. Önünde eksi var. Eksi pi de pi'nin ta kendisiydi zaten. Dolayısıyla ben buraya kosinüs pi artı a derim artık. Çünkü eksi pi ile pi aynı şeydi. Artı sinüs sinüs 3 pi bölü 4 demiş. Bu 3 pi bölü 4'ü ben pi eksi pi bölü 4 biçimde yazabilirim. Artı bir de yanında a var. Alfa var. Böylece yazdım. Pi eksi pi bölü 4 artı a dedim. Şimdilik dursun bakalım. Alt kısımda neler varmış bir de ona bakalım seninle birlikte. 3 pi bölükten çıkarmış isim değiştirir negatif olduğundan eksi kosinüs a'dır arkadaşlar burası. Kosinüs eksi yutuyordu. O halde artı kosinüs a'dır burası da. Burası da artı kosinüs pi bölü 4 artı a dedik. Şimdi şuradaki eksi a ve artı a gitti. Pi'yi eklemiş kosinüs 3. bölgede negatif olduğu için eksi kosinüs a'dır burası. Dolayısıyla eksi kosayla artı kosa da gitti. Demek ki geriye sadece şu bölü bu kaldı. Alttakine yapacak bir şey yok ama üsttekini birazcık oynayabiliriz. Ben burayı şöyle yazacağım üsttekini. Eşittir dedim. Sinüs pi eksi parantez içerisinde pi bölü 4 eksi a yazabilirim. İçeri dağıttığın zaman aynısı geleceğini görürsünüz. 180'den çıkarmış isim değiştirmeyecek ve olduğu gibi kalacak. Sinüs pi bölü 4 eksi a'dır arkadaşlar burası. Şimdi benim elimde pay kısmında sinüs pi bölü 4 eksi a var. Alt kısımda da kosinüs pi bölü 4 artı a var. Dikkat ettiysen eğer bunların içlerindeki açıların toplamı 90 yapıyor. Birbirini 90'a tamamlıyor. Birbirinin tümleri. O halde sevgili arkadaşlarım bunlar birbirine eşittir. Yani cevap birin ta kendisidir deriz. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. 13. örneğim de bitirdim artık. Devam ediyorum arkadaşlarım. Sağ üst taraftaki örnekle yani örnek 14. x artı y pi bölü 2 imiş gençler. x artı y'yi bize pi bölü 2 olarak vermiş. Şimdi o zaman ben şu ifadeyi sinüs x artı y artı x biçiminde ifade ederken sağdakini de yani kosinüs olanı da 2x artı 2y artı x olarak yazacağım. Neden biliyor musun? Çünkü Buradaki x artı y ve 2x artı 2 y'yi çatır çatır kullanacağım. x artı y pi bölü 2 değil miydi? O zaman ben buraya sinüs pi bölü 2 artı x yazarım. Artı 2x artı 2 de bak x artı y pi bölü 2 ise 2x artı 2 y 2 ile çarpmışız yani pi'dir. Demek ki burası da pi'miş. O halde kosinüs pi artı x dedim. Şimdi pi bölü 2 eklemişim. isim değiştirecek. ikinci bölgede sinüs pozitifti. O halde burası kosinüs x'tir artı buraya bakıyorum kosinüs 180 e eklemiş isim değiştirmeyecek. Üçüncü bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi kosinüs x yapar diyeceğim. Ve arkadaşlarım artık sona geldik. Kos x de eksi kos x'in toplamı sıfır olduğu için doğru cevap da sıfırdır diyeceğiz. Güzel soruydu. Devam edelim 15. sorumuzda. 14x neymiş arkadaşlarım? 5 pi'ymiş. Güzel. Şimdi 14x eşittir 5pi dedim. Arkadaşlarım o zaman 7x ne gelir? 5 pi bölü 2 mi gelir? 2'ye böldüm. Bu 5 pi bölü 2 dediğim şey 5 pi bölü 2 dediğim şey 2 pi'yi çıkarırsam eşit bir açı bulurum ki burası da pi bölü 2 yapar. Demek ki 7x neymiş? Pi bölü 2'ymiş. Güzel. Çok iyi çalıştı sistem. Şimdi arkadaşlarım buradaki x ile buradaki 6x'in birbirini 7x'e tamamladığını ve buradaki 4x de buradaki 3x'in birbirini 7x'e tamamladığını görüyorum. O halde şunlar birbirine eşit, bunlar da birbirine eşit. Yani ben, eğer ki ben buna m, buna n dersem bu n, bu da m oluyor. Yani m artı n bölü n artı m soruluyor o zaman cevap kaçtır? Tabii ki de 1'dir derim. Ve devam ediyorum 16. örnekte, Tanjant 24 a olduğuna göre tan 204 artı tan 114 bölü tan 294 bu ifadenin en sade hali sorulmuş. Şimdi öncelikle tanjant 204'ü ben tanjant 180 artı 24 biçiminde yazmak isterim. Artı tanjant 114'ü de tanjant gençler 90 artı 24 biçiminde yazmak isterim. Ki hep 24'ü kullanmak istiyorum dikkat ettiysen. Alt kısımda da tanjant 294 var. Ki bunu da arkadaşlarım tanjant 270 artı 24 biçiminde yazmak isterim. Şimdi 180 e eklemiş isim değiştirmeyecek. Üçüncü bölge düşüyor. şu üçüncü bölgede tanjant pozitif olduğu için burası direkt tan 24'tür arkadaşlar. Şuraya bakıyorum isim değiştirecek. İkinci bölgeye düşüyor. Eksi kotanjant 24'tür. Bölü 6'a bakıyorum 270 eklemiş isim değiştirecek. Üçüncü bölgede tanjant negatif olduğu için eksi kotanjant 24'tür diyorum. Madem ki tanjant 24 eşittir a o halde kotanjant 24 de bunun çarpımsal tersidir. Yani 1 bölü a'dır. O halde arkadaşlar şurası a'ymış. Burası 1 bölü a'ymış. Ve burası da yine 1 bölü a'ymış ama eksilisi. Ben diyorum ki a'dan 1 bölü a'yı çıkart demiş bize. Ve bunu da eksi 1 bölü a'ya böl demiş. Burada a kare eksi 1 gelir bak. A kare eksi 1 bölü a gelir. E hocam burası da eksi 1 bölü a'ydı. O halde arkadaşlarım buradaki paydadaki a ile paydadaki a gitsin. Eksi 1 kaldı. A kare eksi 1'i eksi 1'e bölersem 1 eksi a kare gelir. Bu da bize tabii ki de cevabı verir arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 eksi a kare olacaktı dedik. Ve artık sanırım sayfa da bitti. Kaçıncı sayfa bitti? 33'ü de bitirdik. Geçiyoruz 34. sayfamıza. 17. örnekteyiz. Şimdi bu sorumuzda da a, b ve c bir üçgenin iç açıları imiş. Ve deniliyor ki tan A artı B bölü tan pi artı C var. Şimdi bak, A artı B artı C kaçtır güzel kardeşim? A artı B artı C pi'dir. Yani 180 derecedir, değil mi? Peki ben o zaman buradaki A artı B'yi pi eksi C olarak yazabilme hakkına sahip değil miyim? Evet öyleyim. Ben sana söyleyeyim, öyleyim yani. Pi eksi C yazarım buraya. Şimdi tanjant pi eksi C. İkinci bölgeye düşer. İkinci bölgede tanjant negatiftir. Burası eksi tanjant c'nin ta kendisi olur. Şimdi geldim buraya. P artı c demiş. E güzel kardeşim üçüncü bölgeye düşer. Üçüncü bölgede e, tanjant pozitif. O zaman burası da ne olur? Tanjant c olur. Şimdi gel bakayım buraya. Tanjant c'ler gider. Burada ne kaldı? Eksi bir kaldı. Demek ki şu kısım komple eksi birmiş. Artı diyorum. Şimdi yoruma devam edeceğim. Hocam a artı b artı c p idi. Bak burada ne var? a artı b bölü 2. Burada da c bölü 2 var. Peki a artı b artı c bölü 2 bölü 2 dedim şöyle sonuç olarak. a artı b artı c bölü 2 geldi. Eşittir kaçtır o zaman? p bölü 2'nin ta kendisidir. Şimdi o zaman ben a artı b bölü 2 gördüğüm yere şunu karşıya fırlatırsam a artı b bölü 2 eşittir ne olur? p bölü 2 eksi c bölü 2 olur. Doğru mu? Doğru. O halde ben şunu buradan silerim ve derim ki hocam burası da p bölü 2 eksi c bölü 2 Şimdi kosinüs pi bölü 2'den çıkardım isim değiştirir. Birinci bölgeye düşer. Sinüs c bölü 2'dir. Burası <laughs> bölü alt kısma bakıyorum. Pi bölü 2 eklemiş. 3 i̇kinci bölgeye düşer. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi sinüs c bölü 2 olur. Sin c bölü 2'ler gider ve buradaki eksi 1 kalır. Demek ki burası da eksi 1'miş. Eksi 1 ile eksi 1'in toplamı soruluyor. Cevap eksi 2'dir. Yolumuza devam ediyoruz. 18. örnekle. A ve B. Tümler açılar olmak üzere. Tümler deyince ne oluyordu? A ile B'nin toplamı 90 derece oluyordu. Pekala. Sinüs 3 artı 4 b eşittir eksi 3 bölü 5 olarak verilmiş. O halde ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? Bak sinüs 3A artı 3B artı B olarak yazarım. Neden bunu böyle yazdım biliyor musun? 3A artı 3B bak A artı B 90 3A artı 3B nedir? 270'in ta kendisidir. O halde burası sinüs 270 derece artı B olacaktır. 270 e eklediğim için isim değiştirir. Dördüncü bölgede sinüs negatiftir. O halde burası eksi kosinüs B'yi verdi bize. Eksi kos B neymiş? Eksi 3 bölü 5'miş. Eksiler gider güzel kardeşim. Ne oldu? Kos B 3 bölü 5 oldu. Mükemmel. Bizden istenen ne peki? Şu. Hadi gel bakalım bir de ona bakalım. Tanjant. Burayı da ben 6A artı 6B artı A olarak yazar. Şimdi A artı B 90 6 A artı 6 B nedir? Hocam burası 90'ın 6 katıdır. 90'ın 6 katıysa eğer burası 540'tır. 540 dediğimiz şey de 360'ın 180 fazlasıdır. Yani aslında burası 180 derecedir. Artı alfa. Yani tanjant 180 artı alfa mı sorulmuş bize? Yani tanjant 180 artı a sorulmuş. 180 e eklediğim için isim değiştirmez. 3. bölgede tanjant pozitif olduğu için tanjant A sorulmuş diyebilirim. Şimdi o halde ben şöyle bir dik üçgen çizeyim. Bu dik üçgeni çizdikten sonra şöyle. Şuraya A diyeyim. Şuraya da B diyeyim. Şimdi B'nin kosinüsü neydi? 3 bölü 5. Yani şurası 3'müş. Şurası da 5'miş. Neden A'yı buraya B'yi buraya koydum? Çünkü A artı B 90'da onu biliyorum. Burası 3 bölü 5'de şurası kaçtır? 4'tür. İşte tanjant A sorulmuş karşı bölü komşu. O halde cevap nedir? Tabii ki 3 bölü 4'tür. Cevabımız 3 bölü 4 olacaktı gençler. Evet hadi bakalım devam edelim 19. soru. Sin kare 2 artı sin kare 4 artı en son nokta 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 sin kare 88. Bir kere 2, 4, 6, 8 diye gidiyor ya. İki parantezin alırsan burada 44 tane terim olduğunu görürsün. Sin kare 2 ile sin kare 88'in toplamı 1'dir. Neden? Çünkü burası kos kare 2'dir. Sin kare 2, kos kare 2 bize 1'i verir. E şimdi o zaman burada 44 tane terim varsa her birini ben ikişerli ikişerli grupladığım takdirde ne oluşur? 22 tane 1 oluşur. O halde burası 22 çarpı 1'den 22'dir. Geldim buraya. Tanjant 2 ile tanjant 88'in çarpımı 1'dir. Neden? Çünkü burası kotanjant 2'dir. E 2'den 88'e kadar 44 tane var çift sayıda. O halde ikişerli ikişerli çarpımların hepsi 1 ise 22 tane 1'in çarpımıdır. Yani 1 üzeri 22'dir burası. Yani 1'dir. Demek ki A kaçmış? 22. Peki B kaçmış hocam? O da 1'miş. O halde şurada yerine yazacağım. 2 tane 22 artı 3 tane 1 eşittir. 44 artı 3'ten doğru cevap bize 47'nin ta kendisini verir. Doğru cevap 47 gençler. 19'da çözdük. Aşağıda başka soru yok. Sağ üst tarafa geçiyorum. 20. örnek. Şimdi A artı B pi bölü 2'ymiş. Tamam. 90 yani. Kosinüs 4A artı 3B kök 3 bölü 4'müş. Şimdi ben bunu Nasıl yazmam gerektiği artık öğrendik. Bak 3A artı 3B artı A biçimine yazdım. Bu da kök 3 bölü 4'ü verdi bana. İşte A artı B pi bölü 2 ise 3A artı 3B 3 pi bölü 2'dir. Artı bir de A'sı var bunun. Dışarıda da mis gibi bir kosinüsü var. Bu da kök 3 bölü 4'müş arkadaşlar. 3 pi bölü 2 eklediğimiz için isim değiştirecek. Dördüncü bölgeye düşüyor. Dördüncü bölgede kosinüs neydi? Pozitifti. O halde burası sinüs a olacaktır. Sinüs a kaçmış? Kök 3 bölü 4'müş. Hemen bir tane üçgeni yapıştırıyorsun sen buraya. Tamam. Şöyle dik üçgen olsun diyelim. Şöyle. Ve diyorsun ki şurası da a olsun. Şimdi a ile b'nin toplamı pi bölü 2 olduğu için burası da b olur mu? Olur. A'nın sinüsü kök 3 bölü 4'müş. Yani karşısı bölü hipotenüsü kök dörtmüş. 4'müş. O halde 4'ün karesi 16'dan kök 3'ün karesi 3'ü çıkardım. 13 kaldı demek ki burası da kaçmış? Kök 13'müş. İhtiyacımız olur birazdan. Bizden istenen bu. Tanjant 5A artı 6B. Bak şimdi tanjant ben burayı 5A artı 5B artı B biçimde yazacağım. Nasıl ki A artı B pi bölü 2 ise 5A artı 5B de 5 pi bölü 2'dir artı B dedim. Bu 5 pi bölü 12 dediğimiz açı gençler 2 pi'den pi bölü 2 kadar fazla olduğu için 2 de tam turda sıfırdı biliyorsun. Demek ki burası pi bölü 2 ymiş. Yani esas ölçüsü pi bölü 2. Pi bölü 2 artı b oldu burası. Şimdi pi bölü 2 eklediğim için isim değiştirecek. Kotanjant olacak. Ve ikinci bölgede negatif olduğu için eksi kotanjant b diyeceğim. İşte bizden istenen bu. Eksi kot b isteniyor. Yani şuradaki b derecelik açının kotanjantı isteniyor. Eksilisi. Komşusu bölü karşısı. Yani kök 3 bölü kök 13'ün eksilisi isteniyor. Doğru cevap işte karşımızda gençler. Evet 20'yi de çözdük ve devam ediyoruz 21 ile. Yine a artı b pi bölü 2'ymiş. Sinüs a'yı 12 bölü 13 olarak vermiş bize. Şimdi hemen o zaman şöyle bir şey yapalım ya olmaz mı? Bak şimdi şöyle çektim. Dik üçgen dedim buraya. Şuraya A olsun dedim. A ile B'nin toplamı 90 ise demek ki burası da B'ymiş. Sinüs A 12 bölü 13 ise bu demek ki burası 12'ymiş. Burası 13'müş. E 5, 12, 13 üçgeni var. Bak burası 5'miş. Kotanjant A ile kosinüs B'nin çarpımı sorulmuş. E şunun kotanjantını bence artık bulabiliriz. 5 bölü 12. Ve kosinüs B komşu bölü hipotenüs. 12 bölü 13 dedik. Eşittir diyorum 12'ler gitti doğru cevap 5 bölü 13'ün ta kendisidir cevabımız buydu sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum 22 ile. Şimdi ne demiş 6a artı 8b pi'ye eşittir demiş. 6a artı 8b eğer pi ise 3a artı 4b pi bölü 2'dir. Şimdi buraya bakalım. a ile 2a'nın toplamı 3a 3B ile B'nin toplamı 4B. 3A 4B. Bunlar toplamı neymiş? Pi bölü 2. Yani bunlar birbirini 90'a tamamlıyor? Evet. O halde ben şuradaki sinüse ve şuradaki kosinüse ikisinin birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. O halde burası x ise burası da x'tir derim. x bölü x'te ne var? 1. Eksi. Şimdi geldim buraya. Kesir çizgimi çektim. Buraya bakalım. 4 a ile 2 a'nın toplamı 6 a yaptı. 5 b ile 3 b'nin toplamı 8 b yaptı. Demek ki bunlar da birbirini 180 mi tamamlıyor? 180'e tamamlayanların tanjantları birbirinin eksilisi miydi? Evet o zaman ben bununla bunu sadeleştirirsem eksi 1 kalır. Yani demek ki burası y ise burası eksi y'ymiş örnek veriyorum. O halde 1 eksi eksi 1 gelir. Bu da bize neyi verir? 2'nin ta kendisini. Doğru cevap 2 olacaktı arkadaşlar. 22'yi de çözdüğümüze göre artık 34. sayfayı bitirdik. Geçtik 35'e 23. Örne örnekteyiz. Bu sefer toplamları değil de x ile y'nin farkı pi bölü 2'dir demiş. Ve bizden kosinüs 5x eksi 4y ifadesinin eşiti isteniyor. Bak ben burayı kosinüs 4x eksi 4y artı x biçiminde ifade ederim. x eksi y eğer pi bölü 2 ise 4 ile genişletirsem 4x eksi 4y ne olur? 2 pi olur. Yani şurası sevgili arkadaşlarım neymiş? 2 pi'ymiş. Şimdi kosinüs 2 pi artı x lazım bana. 2 pi eklediği için birinci bölgeye düşer. Ve birinci bölgede kosinüs, sinüs, tanjant, kotanjant bunların alayı pozitiftir. İsim de değiştirmez. Kosinüs x'e eşittir. Aşağıdakilerden hangisi kosinüs x'e eşittir daima diye soruluyor aslında. E, x'e eşittir diyorsa 2 <laughs> numaralı zaten çok açık ve seçik belli. Kosinüs x güzel. Şimdi bir bakalım. Ben şunu çok iyi biliyorum. Şunu çok iyi biliyorum. X eksi Y'nin pi bölü 2 olduğunu çok iyi bilmemin sebebi sorunu kendisi vermiş. Daha nasıl bileceğim? Şimdi eksi Y'yi karşıya zıplatırsam X eşittir pi bölü 2 artı Y gelir. O zaman kosinüs X'i arıyorum ya ben. Kosinüs X yerine aslında kosinüs pi bölü 2 artı Y'yi de arıyor olabilirim. Pi bölü 2'ye e, eklendiği için ikinci bölgededir ve isim değiştirir. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğundan eksi sinüs y'yi de arıyor olabilirim. Sinüs tek fonksiyon yani kustuğu için sinüs eksi y'yi de arıyor olabilirim. Mesela buradaki gibi. Ama kosinüs y'yi ve sinüs y'yi farkındaysan bulamadım. Demek ki benim cevabım 2 ve 3 olacaktı sevgili arkadaşım. Tamam. Evet geçtim 24'e. Artık son örnekler. 24. örnekte de bize böyle bir bilgi vermiş. Bu bilgi aslında kıymetli de bir bilgi. Eğer soruların içerisinde böyle bir ifade karşına gelirse direkt yapıştırabilirsin. Sin A artı sin B bölü kos A artı kos B varsa bizim elimizde bu tanjant A artı B bölü 2'nin ta kendisidir diyoruz. Şimdi bu nasıl olacak? Ta biz A'yı bulacağız. Şimdi bak bir kere formülde burada artı var bana sorduğunda eksi var. Ne yapacağız? Yaparız bir şeyler. Bak iyi dinle. Sinüs 40. Sinüs 40. 180'e ben 80 eklersem. Sinüs 260 olur. Ve arkadaşlar. Bu sinüs 80'in eksilisidir. Eksi sinüs 260'dır. Şimdi neden? Çünkü burası sinüs 180 artı 80'dir. Ve kaçıncı bölgedir? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs negatif olduğu için eksi sinüs 80'dir. E bir de başında eksi var. Eksi eksinin artı sin 80 bak eşit oldular. Demek ki ben artık sin 80 gördüğüm yere bunu yazabilirim. O halde gençler o halde ben ne diyeceğim? Sin 40 artı sinüs 260'tır burası diyeceğim. Bölü alt kısma bakıyorum. Kosinüs 40. Şimdi burası da kosinüs 80'di. Önünde de eksi var. Eksi kosinüs 80 acaba neye eşit olur diye merak edeceğim. Bu da sevgili arkadaşlarım. Yine 260 yazılabilir. Çünkü 3. derecede, 3. bölgede kosinüs de negatifti. O halde ben bunu gördüğüm yerde de kosinüs 260'ı yazarım. Artı kosinüs 260 dedim. Ve artık yoruma devam edeceğim. Artık çünkü buraya benzedi. Sin A artı sin B kosa artı kos B'ye benzedi. Bu neymiş? Tanjant 40 artı 260 bölü 2'nin ta kendisiymiş. Yani tanjant 300 bölü 2'den tanjant 150'ymiş. Bu da eksi tanjant 30'a eşittir. Bu da eksi kök 3 bölü 3'ün ta kendisidir. Doğru cevap kök 3 bölü 3 olacaktı eksilisi. Ve B'ye bakıyoruz. Bir sin 24'ümüz var. Anam o da ne? Kos 130 diyor. Şimdi şöyle diyelim. Sinüs 24 eksi. Şimdi kosinüs 130'u ben kosinüs 90 90 artı 40 biçiminde ifade edebilirim. 90'a eklediğim için isim değiştirir. İkinci bölgede olduğu için kosinüs negatiftir ve artık burasının ben eksi sinüs 40 olduğunu da bilirim. Eksi eksi ne yaptı? Artı yaptı. Demek ki burası sinüs 24 artı sinüs 40 geldi. Bölü Şimdi bize ne lazımdı? Sin A artı sin B biçimde bir şey lazımdı buldum. Bir de alt tarafta ne lazım? Kos A artı kos B lazım. Bakalım gelecek mi? Kos 24'üm var zaten. Bunda sıkıntı yok. Eksi bu sinüs 130 dediğimiz şey aslında bakarsan sinüs kaçtır arkadaşlar burası? Sinüs 50'dir. Ve bu da kosinüs 40'tır. Şimdi burası da ne geldi? Kos 24 Eksi cos 40 geldi. E hayda. Bu olmadı ya. Oldu mu? Olmadı. E bize artısı lazımdı çünkü. E madem artısı lazım. O halde ben diyeceğim ki. Hocam şurası aslında. Kosinüs 24 artı. Kosinüs 140'tır derim. Sinüs 40 da zaten sinüs 140'a eşittir. Yani artık burası ne oldu? Sinüs 24 artı sinüs 140 bölü. Kosinüs 24 artı kosinüs 140 oldu. Eşittir diyorum artık formülü uygulayabilirim. Neydi bu? Tan A artı B bölü 2 idi. E hocam tanjant 24 ile 140'ı topla. 164 bölü 2 diyeceksin. Bu da bize neyi verecek? Tanjant 82 derecenin ta kendisini verecek cevap budur diyeceğiz arkadaşlar. Evet bu sütunda da soru kalmadı. Sağ üst taraftayız artık. Yani 25. örnekte. Diyor ki x diyor dar açı y de diyor ikinci bölgede olan bir açı ve x artı y bize piyi veriyormuş. He. Mesela 150 ile 30 gibi örnek veriyorum Yani tamam. Buna göre diyor ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi güzel kardeşim bak ben bunu sinüs birinci için yapıyorum sinüs x artı y artı x biçiminde yazarım. x artı y madem pi sinüs pi artı x olur. Bu da 3. bölgede sinüs negatif olduğu için eksi sin x'e eşittir. Doğru mu? Hocam doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Çok güzel. Şimdi geldim 2'ye. Kosinüs ben içeriği x artı y artı y biçiminde yazabilirim. Bu da kosinüs şurası pi olduğu için şöyle kosinüs pi artı y'dir. Üçüncü bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi kosinüs y'dir derim. Burada ne demiş? Kos y demiş. Yalan. Hemen üçüncüye bakıyorum. Üçüncüde de tanjant 2x artı 2y artı y yazarım. x artı y pi ise burası 2 pi'dir. Ve dolayısıyla 2 pi eklediğim için birinci bölgeye düşecektir. Tanjant y olur burası. Burada ne demiş? Eksi tan demiş. Bu da yalan. O zaman cevap neymiş? Yalnız 1'miş arkadaşlar. Tamam. Güzel. Ve devam ediyorum. Son örneğim artık. A n dizisi ortak farkı altı olan bir aritmetik dizi olmak üzere. A1 derece, A2 derece, A3 derece, A4 derece, en son AN dereceye kadar gitmiş. Terimleri birer dar aç. Sin kare A1, sin kare A2, sin kare A3, en son sin kare a ifadesinin değerini hesaplamak isteyen Tuğrul, not ettiği grafiklere baktığında aşağıdaki notu görüyor. Diyor ki hayat kurtaran notlar. A ile B'nin toplamı 90 derece ise sin kare A ile sin kare B'nin toplamı 1'dir diyor. Yani aslına bakarsan burası da cos kare A yapıyor. Trigonometrik özdeşlikten geliyor tamam mı? Sin kare A ile sin kare B'nin toplamının 1 olduğu. Bu not yardımıyla şuradaki sorunun cevabının 6 olduğunu buluyor. Demek ki burada 12 tane terim var ki ikişerli ikişerli sin kare a sin kare b toplamı 1 olmuş 12 tane terim var. Yani buradaki a n dediği yer aslında a 12'dir. Turul'un cevabı doğru olduğuna göre a 5 kaçtır diye soruyor. İşte cevabı doğruymuş. Ve ne demişti bize şurada? Ortak farkı 6'ymış arkadaşlar. He, tamam güzel. Şimdi 6'şar 6'şar artacak değil mi? Yani 6'şar 6'şar artacak. Şimdi ben şöyle bir şey söylesem. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. A1 artı A1. Burada e, şunu söyleyebilir miyim? Bir A1'imiz var aslında bizim. 12 tane terim vardı. Son terim 12 değil mi? Aynen öyle. E, burada gençler toplamlarının hani sin kare A ile sin kare B'nin toplamı 1'dir diyoruz ya aslında A ile B'nin toplamı 90 olması gerekiyor. Demek ki sin kare A1 ile sin kare A12'nin toplamı bize 1'i veriyormuş. Hatta sin kare A2 ile sin kare A11'in de toplamı bize 1'i veriyormuş. En son bunlar ortada buluşacaklar ya, ortada buluşacaklar. Sin kare A6 ile sin kare A7'nin de toplamı demek ki neymiş? 1'i verecekmiş. Bu şekilde zaten 12 tane terimin toplamı 6 olabiliyor. O halde şunu yapalım. A1 ile A12'nin toplamı A12'nin toplamı bize ne veriyor? 90'ı veriyor. Ben bu A1'i A1 diye yazarım. A12'yi de A1 artı 11R diye yazarım eşittir 90 olur. Şimdi i̇şte 2 tane A1, 2 A1. 11 tane R, 11 kere altından 66 eşittir 90. O halde 2 tane A1 eşittir 24 yapar. Değil mi? Bakayım aynen 24. A1 kaç gelir? 12 gelir. Şimdi birinci terim 12 ise ben bunun üstüne 4 tane R eklersem 5. terimi bulmaz mıyım? Aritmetik dizilerde buluruz. A1 kaçtı? 12. 4 kere R 4 kere 6'dan 24 toplarsam 36 gelir. Demek ki A5 kaçmış? 36'nın ta kendisiymiş arkadaşlar. Evet artık sanırım bitirdik. Aynen öyle. Bir sonraki kısımda trigonometrik ifadelerin sıralamasına geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve sizle birlikte az önceki konumuzu da bitirdik. Trigonometrik fonksiyonlarda indirgemi bitirdik. Çok önemli bir konu. Trigonometrinin en önemli konularından bir tanesiydi. Geride kaldı. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız arkadaşlar. O yüzden önümüzdeki maçta görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da. Lütfen unutmayın.